Dünyanın her bir yanında akıl almaz hapishane şartları var. Kim hapishaneler zorluğu ile dikkat çekerken bazıları ise rahatlığı ile dikkat çekiyor. Her ülkenin kendi uyguladığı cezaevi yöntemi vardır. Yemek vermek de onlardan biri. Bu videoda diğer ülkelerde hapishane mahkumlarının nasıl yaşadığına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Black Beach Hapishanesi, Ekvator. Ekvator Ginesi'ndeki Black Beach Kara Sahil Hapishanesi de kötü şöhrete sahip hapishaneler arasında bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün gözlemlerine göre hapishanede koşullar insanca yaşamaktan tamamıyla uzak durumda bulunuyor. Hapishane koşulları yavaş ve acı çektiren bir ölüm olarak niteleniyor. Yemek verilmemesinin sıradan olarak görüldüğü hapishanede mahkumların 6 gün boyunca yemek alamadıkları biliniyor. Teodoro Obiang Nguema Mobasago 1979 yılından bu yana hizmet eden Ekvator Ginesi Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı da bir dönem bu cezaevinde başkanlık yapmıştır. Vladimir Prizin Hapishanesi, Rusya. Rusya'da yer alan Vladimir Hapishanesi, Çariçe Katerina döneminde inşa edilen bir hapishane olarak biliniyor. En önemli özelliği ise mahkum üniformalarının 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde Polonya'daki Nazi toplama kamplarından getirilmesi. Bugün bile üniformalar aynı dizayn üzere dikiliyor. AIDS ve veremin yaygın olduğu bir hücrede 6 kişinin kaldığı hapishanenin bir bölümünün turistik amaçlı olarak kullanılması dikkat çekiyor. Hapishanenin bir bölümü müze olarak hizmet verirken diğer bölümlerinde mahkumlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Yemekleri ise çok kötü olduğundan dolayı pek çok mahkum zayıflıkla mücadele ediyor. Camp 1391, İsrail. İsrail'deki Camp 1391 ise Filistinli Müslümanların tutulduğu hapishane olarak biliniyor. İngiliz mandasının sömürge yönetimine karşı gelen Araplar ve Yahudiler için inşa ettiği hapishane, İsrail'in Guantanamo'su olarak da tanınıyor. Guantanamo'dan tek farkı ise Tel Aviv'den yarım saat uzakta bir yerde bulunması. Yakın zamana kadar kapatıldığı sanılan hapishanede cinsel taciz ve tecavüz sıklıkla başvurulan sorgulama yöntemleri olarak dikkat çekiyor. Bu hapishanede günde bir öğün yemek verilirken mahkumların açlığı hissetmeleri için ilaçlar katıldığı iddia ediliyor. Bangkok, Tayland. Tayland'daki takma adı Büyük Kaptan olan bu cezaevi Bangkok'tan birkaç kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yüksek güvenlikli bu hapishanede yabancı uyruklu mahkumların sayısı bir aylık fazladır. Cezaevine girenler ilk 3 ay prangalı dolaşmak zorundadır. Beslenme günde sadece bir kez zerilen bir kasede verilen sebze ve pirinçle yapılmaktadır. İlave gıda için kantinden satın alma yapılmak zorundadır. Hapishanedeki mahkumların büyük çoğunluğu önlenebilir hastalıklardan müzdariptir. Ve burada içme suyu sıkıntısı ile çok zor işleyen bir kanalizasyon sistemi vardır. Kapasitesinin çok üzerinde mahkuma ev sahipliği yapmaktadır. Sierra Leone Hapishanesi. Sierra Leone ya da resmi adıyla Sierra Leone Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bir ülke. Ülkede hapishaneye düşmek, mezara düşmekten beter kabul ediliyor. Bu küçük ülkenin en azılı mahkumları tek bir hapishanede tutuluyor. Burada büyük suçtan küçük suçlara kadar bütün mahkumlar aynı yerde yatıyor. Aralarında seri katillerin de yer aldığı merkez hapishanesinde binlerce mahkum var. Mahkumlar balık istifi gibi üst üste kalıyor. Bu cezaevinde işkence, dayak ve tecavüzün önüne geçilemiyor. Gitarama Central Prison, Ruanda. Başta 400 mahkum kapasitesiyle inşa edilen bu cezaevinin mahkum sayısı ülkenin iç savaş yaşadığı 90'larda 7000'e ulaştı. O zamanlar mahkumların hayatta kalabilmek için insan eti yemek gibi yollara başvurmak zorunda kaldığı biliniyor. Bütün hücreler normal kapasitesinin 10 katı üstünde insan ağırlıyor ve bu nedenle pislik dolu bu yerde AIDS ve tüberküloz gibi hastalıklar kolaylıkla yayılabiliyor. Kamp 22, Kuzey Kore. Resmi adıyla Kıvanli Soğu olan Kamp 22, siyasi suçluları ve bazen ailelerini ağırlayan gizemli bir toplama kampı. Buraya girenler ömürlerinin sonuna dek burada kalıyorlar. Şimdiye kadar gizli tutulan Kim Jong-un ölüm kamplarında mahkumlar insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor. Oradan kaçan eski kadın gardiyan Lim Hae-jin mahkumlara günlerce yemek verilmediğini gözleriyle gördüğünü anlatıyor. Eski gardiyan binlerce mahkumun açlıktan öldüğünü, darp edildiğini, tecavüze uğradığını, hatta canlı canlı parçalara ayrıldığını
ya da boğularak öldürüldüğünü söylüyor. Silivri Cezaevi, Türkiye. 11 bin kişilik kapasiteye sahip olan Silivri Cezaevi, Türkiye'nin en büyük ve en modern hapishanesidir. Yapımı için 100 milyon lira harcanmış ve 2008'de kullanılmaya başlanmıştır. 2500'den fazla kamerayla izlenir. İçinde kuaförler, alışveriş merkezi, 64 iş atölyesi, 16 halı saha, 8 konferans salonu, kreş ve 6 trafo bulunmaktadır. Burada mahkumlar 3 öğün yemek, dilerse yiyebiliyorlar. Halden Hapishanesi, Norveç. Halden Hapishanesi, Norveç'in Halden kasabasına 25 km uzaklıkta 30 hektarlık alan üzerine kurulu bir hapishane. Ancak bizim kriterlerimize göre burası bir hapishaneden çok askeri 4 yıldızlı otel konforunda bir yerleşim birimi. Hapishanede gardiyanlar ve mahkumlar iç içe birlikte oyun oynuyorlar. Norveç'te suç oranı zaten çok düşük. 3000 suçlu var hapislerde. Onları da bu konfor içinde rehabilite etmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorlar. Dünyanın en lüks hapishanesinde mahkumlar genellikle çıkmak istemiyor. Her türlü yemeğin yenildiği bu hapishanede dilerlerse özel mutfaklarında kendilerine yemek yapabiliyorlar. Norveç'te mahkumlar hayatlarını olabildiğince normal şekilde sürdürüyor. Yemek yapıyor, okuyor, çalışıyor. Gardiyanlarla zaman geçiriyorlar. Cebu Hapishanesi, Filipinler. Cebu Hapishanesi'nde aralarında katiller, uyuşturucu kaçakçıları ve tacizcilerin bulunduğu mahkumlar düzenli olarak pop şarkıları eşliğinde dans ediyorlar. Amaç mahkumları meşgul etmek ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır. So let me hold.